Merhabalar değerli dostlar, ben Melahat, Çiçekli Balkon kanalındasınız. Şöyle sizlere site girişinden, kapı önünden açmış olan birilantları göstermek istiyorum. Bunlar sedum türleri, ismi birilant. Şöyle pembe çiçek açıyorlar genelde bunların. Çiçekleri birbirine benziyor değerli dostlar. Sarı veya şöyle pembemsi türler bunlar. Çiçek yapıları aynı hemen hemen. Sukulent yapılı. Güzel bir bitki. Böyle sonbaharda, serin havalarda, ilkbaharda açan güzellik bu. İsmi birilant. Ve biraz da Sedum Siyeboldi'nin çiçeklerine benziyor. Çiçekleri çok güzel, alımlı, güzel bitkiler. Fakat sürekli çiçek açmıyorlar yazın. Hiç açmıyorlar. Ya ilkbaharda veya böyle sonbaharda çiçeklenen türler bunlar. Böyle yıldız yıldız Sedum Siyeboldi'nin çiçekleri gibi güzel çiçekleri var. Evet değerli dostlar, halen daha çiçekli olan begonvil fuşya renkte. Yine böyle kapı duvarında, bahçe duvarında pardon. Fakat çok güzel görünüyor, yerlerde dökülmüş olanları da var. Çiçeklerden dökülenlerle bu görüntü tam bir pano gibi, tablo. O kadar güzel görünümü var. Begonvillerin muhteşem görünümü. Bunlar yerde oluyorlar değerli dostlar. Saksıda hiç güzel olmuyor. Benim bir tek dal var. Yıllardır bir tane çiçek açtıramadım. Fakat böyle yerde, bahçede, duvarların üzerinde bu kadar mutlular. Bakar mısınız şu görüntüye? Fuşya. Çok güzel. Şöyle çiçek içinden çiçek açmış gibi. Şu güzellik. Bugün hava çok yağmurlu. Yağmurlu havada da ayrı güzel oluyor bu mübarek yapraklar, çiçekler, yeşiller, ağaçlar da dahil. Evet. Şöyle yağmur durmuşken sizler de görün istedim. Hemen kameramı açtım değerli dostlar. Bakalım bugün kadrajımıza neler yansıyacak, neleri çekeceğiz, birlikte görelim. Evet, beyaz güz güllerini sever misiniz? Hele de bir beyaz olursa, bu da bir güz gülü, açmış halde yağmurla birlikte harika görünüyor. Yağmur damlacıklarının üzerindeki görüntüsü muhteşem. Evet. Güz gülleri demişken güzellikleri de görün. Şöyle bakın bakalım şunların güzelliğine. Of 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 of, muhteşemler ya. Şöyle. Şu güzellikler. Muhteşem, muhteşem. Harikalar. Evet değerli dostlar, kapı önünden, site girişinden eve çıktım. Balkondayım şu anda. Sizlere şöyle güzelliklerle yeniden merhaba demek istiyorum. Uzun zaman oldu biliyorsunuz video çekmeyeli. Şu kohleralarımı da açmışken sizler de görün istedim. Şöyle kohleralarımı görüntülemek istiyorum sizler için. Evet. Şöyle sizlere çıkmışken güzellikleri paylaşmak istedim. Sizler de görün istedim. Çok uzun zaman oldu video çekmiyorum. Sık çekemiyorum daha doğrusu. Ama şöyle çıktığım zaman da, fırsat bulduğum zaman sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bugün özellikle bu güzelliklerimi göstermek istiyorum. Yazın dolu dolu bir türlü açmalarına fırsat vermedi sıcaklar. Fakat havalar serinleyince de açmaya başladılar. Bu defa da soğuk oldu. Tabii ki yetişmedi tomurcuklarını açmak. Kohlera, evet. Güzel kohleralar. Bu fuşya renk aslında, içi açık renk olmuş. Demek ki bunlar güneşi, ışığı alma derecelerine göre ortadan renklerini değiştirebiliyorlar. Koyu bir fuşya renkteydi. Renkte olan bir güzel kohleram, bakar mısınız şunun güzelliğine. Kohleralar da çok seviyorum, çok güzel türler.
Bu da yine açık pembe ve beyazdı. Bunu hiç göremedim daha çiçeklerini. Tomurcuk çıkarmaya başladı. Dediğim gibi fakat ama şey oldu artık, havalar soğudu. Açması biraz zor. Bir klasik türüm var burada. Klasik kırmızı. Genelde her yerde olan bu. Soğuktan birazcık kırmızı, böyle kırmızı benekli. Bir de bu türüm var. Bu da böyle kırmızı, sarı krem gibi benekli olan bir tür. Bunun tomurcukları açmadan soğuklardan etkilendiği için kapanıyor. Kuruyup dökülüyor, yani yapacak bir şey yok, artık kış geldi. Baharda yine güzelliklerini görürüz inşallah. Bu güzelim de çiçek açma yolundaymış, bakın. İlk defa görecektim aslında bunun da çiçeğini ama havalar soğudu. Bir aloe türü bu. İsmi şu anda bilimsel ismi aklıma gelmedi. Evet, hepimizin çok iyi bildiği Pink Lady. Pembe telgraf minyatür olanı. Bu da güzel bir kendi halinde. Bu da çok fazla güneşi sevmeyen, yakıcı güneşi sevmeyen, susuzluğu sevmeyen güzel bir tür. Çok güzel pembeye dönüşüyor yaprakları. Gölgede kaldığı zaman biraz daha yeşilimsi olmuş. Fakat az güneş ışığını gördüğü zaman muhteşem bir renkte olan güzel bir tür. Telgraf türü. Çok da bereketli. Dolu dolu saksıları dolduran güzelliklerden biri. Evet, Pink Lady telgraf türü. Ve taş kaktüslerim. Anaçlar hep birer tane yavru verdi. Birkaç türümü de kaybettim ama yine bıkmadan usanmadan devam ettiriyorum. Çünkü çok seviyorum taş kaktüsleri. Böyle çok ilginç bitkileri seviyorum. Bakar mısınız? Canlı demek ne mümkün bunlara. Şöyle görüldüğü zaman taşa benzer şekilleri olan. Çiçek açtıkları zaman da muhteşem olan türler bunlar. Taş kaktüsler, taş görünümlü kaktüsler bunlar değerli dostlar. Litopslar, bilimsel isimleri litops, yaşayan taşlar, taş kaktüs diyebiliyoruz biz bunları. Kendi yavrularını ortalardan, şu açık yerlerden yavru veriyorlar. Bazen iki tane oluyor, dört tane vereni de gördüm. Fakat benimkiler hep birer tane verdi. Dış kabuk. Dıştan bu iki yaprak kuruyor. Ortadan böyle minik yavru çıkıyor. Yavru veriyor, devam ettiriyor. Birazcık ilk başlarda çok dilini anlayamadım. Kayıplarım çok oldu. Fakat şimdi artık devam ediyoruz. Evet, bu da böyle kaktüs mü, sukulent mi desem bilemedim. Güzel bir tür. Minik bir saksı da büyütemediğim türlerden biri. Minik minik çiçekler var. Çiçekler için yetiştiriyorum. Haortia zebra. Ve bir milim var. Çilli mili. Yine bir haortia türü. Çok güzel yaprakları var bunun da. Bu da çok büyümeyen türlerden. Dilini anlayamadığım bir tür, çok hassas bir şey. Fakat çok güzel. Bakar mısın şunun güzelliğine? Evet. Güzelliklerle dolu günler. Baharda inşallah. Terastan bitkilerin üzerlerini kapattım, örtü altına aldım. Sadece soğanlı türlerim açıkta. Onlar da açınca sizlerle paylaşacağım inşallah hepsini. Ve şöyle cam önünden yine mor yoncam, süs yoncası, mor yonca, oxalis. Çok güzel renklendi. Bunun toprakta söküp aslında çıkarmıştım ben bunu saksıda. Yerim yok diye, ama toprağında yumruları kalmış, her yerden çıkmaya başladı. Hepsini bir araya topladım. Burada da böyle güzel kendine büyüyor güzellik. Gölgeyi seviyor değerli dostlar. Aydınlık ve gölge yerde olacak. Ve toprağını nemli seviyor, nemli istiyor. Böyle süs yoncalarda bir türüm daha var biliyorsunuz. Benim daha önce paylaşmıştım. Bunlar da çok güzel
süs bitkileri böyle pembe pembe çiçek açan güzel türlerden biri. Evet, oxalis, uyku yoncası, mor yoncası diye bildiğimiz bilimsel ismi oxalis olan tür. Çok çeşidi var bunların. Çok çeşit ve türde. Hatta bende katlası da var. Perihan'ın vermişti sağ olsun. Bir de pembesini, o pembeleri kaybettim zannedersem yazın açtığı zaman belli olacak ama sarıyı bir çiçek sayfasından almıştım. Sarı katlı olanı. İnşallah pembelerden de soğanlarından kalmıştır. O da çıkarsa çok mutlu olurum. Evet, begonviller kraliçesi Perihan'ın vermişti pembeyi. Mahalleyle gittiğimiz zaman ziyaretini. O da çıkarsa mutlu olurum. Baharı bekleyeceğiz artık. Baharı bekleyen kumrular gibi olduk değerli dostlar. Çiçek sevgisi böyle. Bahar bizim için önemli. Evet, bu da İngiliz sarmaşığı denilen şöyle küçük küçük Arap saçını anımsatan yapraklar olan bir türümüz. Bu birkaç defa unlu bite yakalandı. Böceklendiği için kaybettim. Fakat yine bir iki parça da olsa kurtardım. Çok büyüdüğü zaman güzel oluyor. Formu güzel olduğu zaman daha güzel oluyor. Güzel bir formu oldu mu saksılarda, böyle aranjmanlarda, saksı altlarında örtücü gibi toprak görünmeyecek şekilde ekildiği zaman çok güzel olan bir tür. Ben de bunu onun için aslında yetiştirmiştim. Aranjmanlarda kullanmak için saksı diplerini. İnşallah yazın değişiklik yaptığım zaman bunu da yerleştiririm. Dizayn ederim. Yine sizlerle birlikte görür ve takip ederiz. Hepimiz birlikte büyümesini ve nasıl olacağını sizlerle de paylaşırım. Evet, bunlar da kaktüslerim. Kaktüsler geneli yukarıda terasta. Bunlar devrilmişlerdi. Rüzgar devirmişti. Tekrar toparlayıp koydum. Yalnız bu leş kaktüsü türü hiç açmadı. Bilmiyorum ne renk olacak. Sera'dan almıştım. Şöyle hemen hemen bir taneydi neredeyse. Böyle bir değişik, farklı geldi bana. Farklı gelince aldım. Dikenli değil. Kaktüs değil. Sukulentimsi bir tür. Leş kaktüs olduğunu tahmin ediyorum leşlerden. Fakat nasıl bir renk, nasıl bir form alacak bilmiyorum, inanın. Evet, bu kaktüsüm de çok güzel bir kaktüs türü. Çok masum değil dikenleri. Ama yine pamuğum diye severim ben bunları. Hep kaktüslerimi pamuğum diye seviyorum. Bakar mısınız? Masum pamukçuklara. Kaktüsler de ayrı bir güzel. Çiçek açtıkları zaman daha bir farklı güzel oluyorlar. Hepsini seviyoruz. Hepsi muhteşem güzel türler. Baharda sardunyalarımı inşallah korurum bahara kadar da. Baharda sardunyalarımı bekliyorum. Birkaç türüm var açmadı. Çok merak ediyorum onları, özel türleri. Sardunya sevdası da farklı bir sevda biliyorsunuz. O yüzden bahar önemli. Şu anda sardunyalarım da ört altında. Hepsini sera yapar gibi naylon çektim terasta, üzerlerine kapattım değerli dostlar. Evet, kaktüslerden şöyle sepet altına yerleştirdiklerim var. Kışın korumayı almadığınız zaman tabii ki eksilerde, zirayet onlarda kaybetmemek mümkün değil. Bitki yetiştiriyorsanız bunların kışa hazırlanma, yaza hazırlanma, budanma, ekilme, toprak değiştirme gibi ihtiyaçlarını da gidermeniz gerekiyor, gidermek gerekiyor. En zor olanı tabii ki kışı geçirmek, kışı atlatmak, zirayet onlardan korumak. Yeriniz varsa ne ala, yeriniz yoksa ört altında gidenler gidiyor, kalanlar sizinle birlikte yine devam ediyor. Kaybettiklerimize üzülmüyoruz. Yapacak bir şey yok. Kalanlarla devam ediyoruz. Terasta çok bitkim var biliyorsunuz. Sadece bunlar altta, balkonda olanlar. Bunları da sizlere şöyle görüntülemek istedim. Dediğim gibi kohleralar için size kadrajımı, videoyu açtım. Sizlerle de paylaşmak istedim güzellerimi. Evet, rüzgar biraz sırpaladı. Bakar mısınız şu güzellikleri? Bunlar da çok güzel türler böyle. Japon küpelisi, komşu çatlatan diye de isimleri var.
Komşu dolunca demek ki diğer komşu bende niye yok diye çatlıyor diye mi düşündüler? Çok ilginç isimler değil mi değerli dostlar? Bazen halk arasında çok farklı isimler duyuyorum bitkilerle ilgili. Çok ilgimi çekiyor, sizlerle de paylaşıyorum. Genelde çok güzel farklı farklı isimler var. Kohlera'ya denildiği gibi, komşu çatlatan isminde olduğu gibi. Evet değerli dostlar, yine bir videonun da sonuna geldik. Çok uzatmak istemiyorum sıkmadan sizleri. Bir dahaki videoda yeniden buluşmak dileğiyle, hepiniz sağlıkla, sevgiyle, her zaman söylediğim gibi önce sağlıkla, sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.